Rabbimizin inayetiyle bugünkü sohbetimizde Kur'an'dan birkaç ayetin Hoca Efendi tarafından yorumlanmış şeklini sizlerle birlikte müzakere edeceğiz. Maksadımız Kur'an'la derinlemesine meşgul olmak. İrfani okuyuş deniyor buna. Yani sadece sevap kazanmak için hatim indirmek değil de, o da güzel bir şey. Onun da yapılması lazım. Ama bir de ayetler bize ne diyor? Günümüze nasıl bakıyor bu ayetler? Bu ayetlerden bizim ne anlamamız lazım Müslüman olarak? Bunların üzerinde Hoca Efendi surelerden seçmeler yaparak önümüze böyle bir kitap çıkarttı ve ondan istifade etmeye çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimizde İsra suresinin 13. ayetinden başlıyoruz. Bu ayet hepimizin karşılaşacağı bir ayet. Estağfirullah. Ve kulle insanin, herkes, bütün insanlar. Elzemnâhu tâirahu fî unukî. Amellerini, yani bütün insanların amellerini boyunlarına astık buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti. O boyunlarına astığımız şeyi kıyamet günü çıkartacağız ortaya. Kitap olarak. Yani yazılı bir metin. Biz daha çok amel defteri diyoruz da o aslında amel kitabı. Kur'an defter diye bir tabir kullanmıyor. Onu biz kullanıyoruz. Amel defteri diyoruz ona. Biz yazdıklarımıza defter diyoruz ya. Halbuki onu melekler yazıyor. Biz yazmıyoruz. Biz yapıyoruz onları. Melekler kaydediyor. Ona Cenab-ı Hak kitap diyor. Yani yazılı bir metin çıkaracak karşımıza. Öteki tarafta dünyadayken yelkahu menşura. Ayet böyle bitiyor. Açılmış ve siz öyle açılmış şekliyle onunla karşılaşacaksınız. Şimdi bunlar, bu ayet bize aslında kısa bir ufuk çiziyor. Ama Hoca Efendi hem zahiri manasını hem de işari manasını, ikisini birlikte böyle bir sayfalık bir yazıyla bize anlatıyor. Yani ne demek Allah'ın herkese, her insana, üstelik her insana dünyada yaptıklarını belirten bir kitap. Öteki tarafta adeta nasıl idama gidenlerin önünde cürümlerini yazan yaftalar var ya, aynen onu gibi hayal edebiliriz. Ama burada dünyadaki yaftalarda adamın hep suçları var. Hiç iyilikleri yazılmaz. Yani idama götürülen adamın iyilikleri hiç kayda geçmez o yaftada. Hep kötülükleri, niçin idam edildiği yazılıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın kıyamette insanların boynuna asacakları yazı da hem iyilikleri var hem kötülükleri var. Çünkü dünyada iken sağdaki melek, yani kiramen katibin diye tarif ettiğimiz meleklerden bir tanesi müminin iyiliklerini, ameli salih dediğimiz güzelliklerini yazıyor. Birisi de kötülüklerini, seyyiat dediğimiz günahları yazıyor. İkisi birlikte mahşerde karşımıza çıkacak. Evet, şimdi Hoca Efendi bu ayetle ilgili bize şunları söylüyor. Bu ayet
İnsana idamlık birinin idama götürülürken cürümlerinin menşuru, yani cürümlerinin apaçık olarak anlatıldığı bir şeyi, bir levhanın onun boynuna asılmasını çağrıştırıyor. Yani biz bundan bunu anlıyoruz. Bu hususu tefsir sadedinde birkaç şey söylenebilir. Yani şimdi kıyamette cereyan edecek bir hadise ayette yer alıyor ama bu gaybi bir bilgi. Biz bunun aslını burada görmemiz mümkün değil. Kıyamette göreceğiz aslında. Herkes onunla karşılaşacak. Ama bu ayetin bize anlattığı bazı önemli hususlar olabilir. Onlardan bir tanesi şu. Bu insanın amelidir. Yani taire dedi, aslında tair kuş demek. Tayyare de oradan geliyor. Eski tabir tayyare, uçan şey demek yani. Bu insanın amelidir. Yani yaptığı işler. Hadis-i şeriflerdeki ifadelere göre iyi ise hasenül veş, yani güzel taraf demek. Peki çirkin ise o da kabihül veş, o da çirkin taraf, kötü tarafı. Yani kişinin günahları. Evet. Kabihul veç şeklinde insanın karşısına dikilecek olan onun iyi kötü amelleridir. Ayetin zahiri manasından ilk anlaşılan da bu olmalı. Ama bir de başka anlamlar da olabilir. İki, şayet Allah bu kulunu rüsva etmek isterse, yani herkesin önünde rezil olmasını Allah istiyorsa, ki zalimlere böyle yapacak Cenab-ı Hak, herkese rezil edecek onu mahşerde. Yani onu yaptıklarından ötürü adaletinin gereği olarak. Yani fazlalık bir şey yok. Dünyada ne kadar zulmettiyse, kötülük yaptıysa, o kadar mahşerde onun cürümlerini yazacak ve boynuna asacak. Millet de bakacak. Ne zulümler işlemiş, ne kötülükler yapmış, onu görecek. Adaletinin gereği olarak cezalandırmak dilerse, amel defterini onun boynuna asar ve ettiklerini fahş eder. Yani belki de kıyametteki herkese onun o rezil durumunu duyurur, bildirir. Tabii burada Cenab-ı Hak bazı kullarının günahlarını da orada setredecek. Bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Men setere ehel muslimi seterahullahu yevmel kıyameti. Kim Müslüman kardeşinin bir çirkin durumunu örterse, Allah da mahşerde onun amel defterindeki kötülüklerini örtecek. Ha, Cenab-ı Hak onu yine yargılayacak Mahkeme-i Kübra'da, ama onun suçlarını
başkalarına fahş etmeyecek. O da ayrı bir sıkıntıdır. Yani millet sizi şöyle biliyordu ama mahşerde bakacaksınız ki bildiğiniz gibi değil. Adamın bir sürü sizin bilmediğiniz günahları var. Onunla mahşerde Allah'ın huzuruna çıkacak. Çok kötü bir durum tabii. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadis-i şerifinde bunu eğer mümin dünyada iken mümin kardeşinin kötülüklerini, çirkinliklerini örterse Allah da mahşerde onun kötülüklerini başkalarına duyurmayacak, onları örtecek. Yok affetmeyi murat buyurursa onun kusurlarını saklar ve kimseye göstermez. Şimdi demek ki amel defterinde kötülük olan insanlara Allah iki çeşit muamele edecek. Eğer dünyada iken mümin kardeşlerinin çirkinliklerini, günahlarını görmüş ve örtmüşse Allah da onun çirkinliklerini mahşerde örtecek. Fakat zalim, hain, kafir, müşrik bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı büyük suç işlediklerinden dolayı Mahkeme-i Kübra'da onların amel defterindeki kötülükleri Cenab-ı Hak herkese duyuracak. Bu da zahiri bir yorum. Yani şu ayetten bu iki şey bakılınca anlaşılabilir. Bir de üçüncü bir vecih var ki bir başka tevcih olarak da şu söylenebilir. İnsanın boynuna bağlanan bu tair dediğimiz yani amel defteri ondan hiç ayrılmayan vicdanın derinliklerinde daima kendisini hissettiren ve halk arasında sıkça kullanıldığı üzere amele bağlı olarak vicdan azabı veya vicdan rahatlığı demektir. Şimdi bu ayete bakan bir insan bu üçüncü maddeyi anlayamayabilir. Bu biraz işari, yani biraz derinde bu. Çok böyle amik, derin bakmak lazım ki bu üçüncü vecihi anlayabilsin. Bu ayete bakan herhangi bir Müslüman. Yani daha kıyamete gitmeden, mahşere çıkmadan Allah insanın iç dünyasında bir vicdan mekanizması koymuş. O vicdan mekanizması iyi ile kötüyü tefrik edebilecek seviyede bir mekanizmadır. Hatta üstadımız bunu üç külli muarife dördüncü olarak da kaydediyor. Yani külli muarif dediği Allah'ı bize anlatan, tarif edenler. İşte Kur'an-ı Kerim diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, kainat kitabı diyor, dördüncü olarak da insanın vicdanı diyor. Demek ki vicdan da önemli bir mekanizmadır. Yani iyi kötüyü tefrik edebilecek bir mekanizmadır. Duyarsınız, yani adam gerçek suçlu fakat başka birini bulmuşlar, onu hapse atmışlar. Gerçek suçlu dışarıda duruyor. Ama yıllar sonra çektiği vicdan azabından dolayı gidiyor kendini şikayet ediyor. Diyor ki içeride yatan asıl suçlu değil, asıl suçlu benim. Ben dolayısıyla onun orada benim yatmam gereken hapsi onun çekmesinden ben vicdan azabı duyuyorum. O suçu ben işlemişim. Dolayısıyla rahat etmek için beni hapse alın diyor. Şimdi adam mecbur değil. Kimse ona baskı yapmıyor.
Böyle konuş diyen yok. Ama o vicdan mekanizması onu rahat bırakmıyor. Kendi suçunu kendisi gidiyor itiraf ediyor yani. İnsanda böyle bir mekanizma var. Bu çok önemli bir hadisedir. Yaptığımız haksızlıklara karşı birileri bize ceza kesmese bile vicdanımız bize çok ciddi azap yaşatabilir. Bunun tersi de mümkün. Nedir o? Vicdan rahatlığı dediğimiz şey. Yani siz doğru düz bir şey yaparsınız ama millet onu yanlış anlamıştır. Çok önemli değil. Vicdanen rahatsanız, aynen bu süreçte bizim yaşadığımız gibi mesela. Bize demediklerini bırakmıyorlar. Hoca Efendi'ye demediklerini bırakmıyorlar. Ama biz vicdanımıza bakıyoruz. Vicdanın müsterihiz, rahatız. Çünkü onların dediklerini hiçbir tanesini yapmamışız biz. Biz ne teröristiz, ne hırsızız, bağışlayın, ne üçkağıtçılık yapmışız. Bizim o tarafta bezimiz yok. Ama birileri bizi sabah akşam suçluyor. Ama biz kendi vicdanımıza danıştığımız zaman vicdanın müsterihiz. Hatta ortalık düzelse, memlekete gitsek biz gene bıraktığımız yerden aynı işleri yaparız. Çünkü yaptığımız iş doğruydu. Hayatımız boyunca da aynı işleri yapmaya devam ederiz. İçimizde böyle bir vicdan rahatlığı var. Hatta hapiste yatan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz çok büyük bir vicdan rahatlığıyla yatıyorlar orada. Neden? Çünkü suçlu değiller. İşte sizler gibi hepimiz, biz dışarıdayız. Memleketimizden çıkartılmışız. Her ne kadar memleketimizden çıkartılmışsak bile memleketimizin sevdasını bizim vicdanlarımızdan çıkartamazlar, kalplerimizden çıkartamazlar. Ona güçleri yetmez. Biz gerçekten bir vicdan rahatlığı içerisindeyiz. Çünkü onların bize attığı iftiralarının hiçbirisini biz yapmamışız. Şimdi bakın, bu ayet iki maddede görünen zahiri manalarını bize Hoca Efendi açıklıyor. Ama bir de batıni, işari bir mana olarak da Allah buyuruyor ki, biz insana vicdan diye bir mekanizma verdik. O vicdan mekanizmasıyla iyi kötüyü birbirinden tefrik edebilir. Eğer kötülük yapmışsa vicdanen azap çeker. Kimse ona bir şey demesine gerek yok. Yok. İyilikler yapmışsa, birileri onu kötülüyorsa da o vicdanın müsterihlik içerisinde yaşar. Buna da biz tefsir usulü açısından işari mana diyoruz. Yani herkes bakınca bunu göremeyebilir. Biraz derinden bakmak gerekiyor bu tip ayetlere. Hasılı, her insanın nisbi kisbi, yani yaptığı, kazandığı, ettiği, ortaya koyduğu şeyler itibarıyla da olsa iradesi etrafında örgülenen bahtı, bakın bir mana daha çıkıyor. Kaderi, cesedin canla irtibatı, gölgenin bedenle münasebeti ölçüsünde hep onun boynunda ve koynunda kendisini hissettirir de, yani bu kitap en nihayet zahiri mana olarak kıyamet günü ortaya çıkacak diyor da, fakat kader planında da Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdir ettiği şeyler var. Bizim irademiz o kaderin kazaya dönüşeceği ana kadar ona taalluk etmiyor. Yani kaderimizi bilmiyoruz. Kaderde yazılanlar kazaya dönüşünce anlıyoruz onu. Ve itiraf ediyoruz, diyoruz ki bu zaten bizim kaderimizde vardı yani.
10 yıl önce bizim buralarda olacağımızı hangi birimiz planlamış ki? Kariyer planlamamızda böyle bir şeyimiz gözüküyor muydu 10 yıl önce? Ama şu andaki mevcut halimize bakınca diyoruz ki ha demek ki Rabbi Zülcelal bizim hayatımızı takdir ederken bize buralarda da yaşama zeminleri ömrümüzden bir bölümünü buralarda geçirmemizi takdir olarak buyurmuş. Peki biz ne zaman anladık onu? O takdir kazaya dönüştüğü zaman anladık onu. Bizim hiçbirimizin haberi yok. Hatta birisi bize yani kaderimizi okuyup da oradan bize böyle bir şeyler verseydi ona bile zor inanırdık. Ama işin hakikatine baktığınız zaman bunların hepsini yaşıyoruz. Şimdi tair kelimesi aynı zamanda kader kelimesi de olabilir diyor. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle bizim hayat serencamimiz için takdir ettiği şeyler de olabilir. Bir manası da bu, işari olarak. Yani bir mana vicdan dedi, bir manası da bu. Yani kaderde olabilecek şeyler de bizim boynumuza takılı. Ha, kader konusu iman esaslarında en zor anlaşılan konudur ve aslında iman esaslarını saydığı yerde Allah kaderi saymaz. 5 tanesini sayıyor. Amentü'deki ilk 5 tanesini Kur'an'da pek çok yerde sayıyor. Bazılarının 3 tanesini bir yerde sayıyor, bazılarının 5 tanesini bir yerde sayıyor. Ama kader kelimesini saymıyor Cenab-ı Hak. Biz onu 6. bir imanın şartı olarak diğer ayetlerden anlayıp oraya koyuyoruz. Amentü'yü 6'ya çıkartıyoruz yani. Üstadımız da bununla alakalı 26. sözü yazmış, kader isarısı. Hoca Efendi de kaderle alakalı bir kitap yazdı. Yani İslam alimlerinden kaderle meşgul olmayan neredeyse yok gibidir. Çünkü en nihayet hepimiz o kader şemsiyesi içerisindeyiz yani. Hepimizin ilgisini çekiyor da. Fakat herkesin söyleyeceği sözü yoktur kaderle alakalı. Biz sadece iman tarafındayız. Yani bize anlatılıyor böyle bir Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde bizim ne yapacağımız bilinmektedir. Amenna. Ama kul olarak bizden istenen gerektiği gibi tedbire riayet, bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz kadar hayatımıza o şekilde devam etmek. Ama Cenab-ı Hak ne takdir etse de o bizim başımızın gözümüzün üstünde. İyi şeyler çıkarsa Allah'a hamd ederiz, şükrederiz. Ama beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen şeyler çıkarsa da Rabbimize küsmeyiz, isyan da etmeyiz. Kader inancımız bizi Rabbimizle olan temasımızın devamını sağlar. Hiç isyana, tuğyana girmeden. Evet. Ya bir sevinç ve inşirah olur, onun için akar. Ya da bir hafakan ve gönül daralması şeklinde bir lahza onun yakasını bırakmaz. Bırakmaz ve kıyamet gününde bir hesap, bir kayıt defteri gibi açılır ve onun önüne serilir. Serilir de ona oku kitabını. Bu 13. ayetten sonra 14. ayet geliyor. İkra kitabek.
kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Ona denecek ki işte hayattaki bülüğ çağına erdiği andan son nefesine kadar yaptığı her şey melekler tarafından en ince ayrıntılarına kadar tespit edilmiş. Hiçbir şey atlanmamış. Hatta onu görenler orada itiraf da edecekler. Diyecekler ki مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Ne müthiş bir kitap bu ya. Ne küçük koymuş ne büyük. Her şeyi kaydetmiş bu kitap. Bu kitapta her şey var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın terazisi neredeyse tabiri caizse mikronları tartacak. Mikronları. Atom ağırlığı kadar zerreler hayır, zerreler şer tartılacağına göre çok ince hesap var orada. Çok ince. Dolayısıyla hesap o amel defterleri üzerinden olacağından dolayı her şey kayda girmiş. Biz çoğu günahlarımızı unutmuşuz bile. Ama eğer Allah onları affedip silmediyse defterde onları da göreceğiz. Zaten ikinci ayetin yani bundan sonra gelen 14. ayetin mealini de veriyor. Ona denecek ki oku kitabını, ikra kitabek. Hesaba çekilmene esas olarak bugün senin nefsin sana yeter. İkra kitabek, kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Ne dehşetli anlar yaşanacak orada. İnsanlar boğazlarına kadar tere batmış, herkes hayatının hesabını 60-70 yıllık neyse hesabını en ince ayrıntıya kadar Allah'ın huzurunda vermeden kimse bir yere ayrılamaz. Peygamberler bile, yani o ismet sıfatı olan, sıdk emanet sıfatları olan insanlar bile orada mahşerin dehşetinden onlar bile etkilenecek. Düşün bizim gibi sıradan insanlar ne zorluklar yaşayacaklar. Yani o hesabın verilme anı çok dehşetli bir an. Her gün kendini okuyan ve sorgulayan o çetin günün hesabını, burası da yazının fezlekesi. Yani bu ayetten her birimizin alacağı dersi burada iki satırla özetliyor Hoca Efendi. Dünyada her gün kendini okuyan ve sorgulayan, yani hasibu enfusekum kable en tuhasebu, Hazreti Ömer Efendimiz'e atfen söylenen bir söz bu. Allah sizi hesaba çekmeden önce siz kendi kendinizi hesaba çekin dünyada. Her gün ama. Kendini okuyan ve sorgulayan. Onun için büyükler şöyle yaparmış. Gece yatağa başını koyup da uyumadan önce öyle hemen başı yastığa gidip de uyuyan insan olmaz. Kalktığı andan yattığı ana kadar geçen o sürenin bir muhasebesini yaparlarmış büyük insanlar. Günlük muhasebe. Hani nasıl esnaflar kasayı kapatırlar ya akşamları. Ne aldı ne sattı gelir gider iki sayfada günün özeti ortaya çıkar. Aynen onun gibi. Namazlar var mı? Tesbihat var mı? Dualar tamam mı? Kur'an okumuş muyum bugün? Söylediğim laflar birilerini üzmüş mü? Bunların hepsinin hızlı bir hesabı yapılarak uykuya geçilir. Çünkü günlük hesap tutan haftalık hesabı daha rahat tutar. Aylığı da tutar. Yıllığı da tutar. Ama günlük hesabı kaçıran insan haftayı çoktan kaçırır. Ayı hiç yapamaz ve yılda zaten unutulmuş olur. Onun için günlük hesap. Ona da Hoca Efendi temas ediyor. Dünyada her gün kendini okuyan ve sorgulayan o çetin günün yani mahşerde
Amel defteri ortaya çıktığı zaman çetin gün orası işte. Çetin günün hesabını daha önceden yapıp kapadığı için emniyetle yürür cennetlere. Evet, dünyadayken kendi hesabını kendisi yapan, eğer hesabında eksik görüyorsa, o eksiği düzeltmek için bir çabanın, bir gayretin içerisine girer. Tevbe ve istiğfarda bulunur. Kullara borcu varsa onu ödemeye çalışır, helalleşir. Yani dünya imkanlar dünyasıdır. Mahşerde bunları yapamazsınız. Kimse yapamaz. Orada neticeler ortaya çıkacak. Ama dünya insanlarla beraber yaşadığımızdan dolayı yalvarır, yakarır, yani elini öperiz ve hakkını helal ettiririz. Dolayısıyla burada işi kolay kılarız. Öteki tarafta da onlar bir daha karşımıza çıkmaz. Evet, cennetlere ve rıdvana yürür bu insanlar. Peki, açıkları olanlar? Yani defter eksi gösteriyor hep. Gelirler gideri karşılamıyor. Onlar ne olacak? Onlar da apışır kalırlar. Kala kaldıkları yerde. Sadece apışmak da yetmez tabii. Bir sürü de pişmanlık yaşarlar. Ah keşke yapmasaydık bunları, etmeseydik, 4 paralık, 5 paralık dünyaya kanmasaydık diye bir sürü de pişmanlık yaşarlar. Şimdi bu ayeti, İsra suresi 15. cüz, Kur'an'ın yarısı. Bundan sonra bu ayeti okuyan herkes bu ayet önüne çıktığı zaman burada anlatılanları tefekkür ve tezekkür ediyorsa bu okuma irfani okumadır işte. Yani hem ağzı telaffuz ediyor Allah'ın ayetlerini ki bu en büyük zikirdir. Duadan da önemlidir, salavattan da önemlidir. Bütün zikirlerin başında Kur'an gelir. Zaten Kur'an'ı üstadımız tarif ederken öyle buyuruyor. Hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir. Dolayısıyla bir zikir kitabıdır bu kitap. Ama biz okuyoruz, sadece lafzını okuyup geçiyoruz. Zikir demek, hatırlamak demek aynı zamanda. 2 satırlık bir ayeti okurken bundan sonra bu yazılan ve anlatılan şeyleri süratli bir biçimde hatırladığımız zaman işte asıl Kur'an okumak böyle bir şey. Biz buna aynı zamanda tedebbür diyoruz. Yani Kur'an üzerine, manası üzerine yoğunlaşarak okuma. Cenab-ı Hak Kur'an okumalarımızı bu seviyeye yükseltsin inşallah. Evet, bu 1. İsra suresi 13 ile alakalı. Nahnu nakussu aleyke nebe'ehum bil hak. Gerçekten o mağaradaki gençlerin haberlerini sana anlatıyor. Efendimize hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor. İnnehum fityetun. Onlar bir grup genç insanlardı. Feta kelimesinden geliyor. Gençler de onlar. Âmenû bi rabbihim. Rablerine iman eden gençlerdi. Ve zidnâhum huda. Allah'a iman edenlerin de Allah hidayetlerini çoğaltır. Ve buyuruyor ki biz de onların hidayetlerini artırdık. Bu 1. ayet. Ve rabatnâ alâ kulûbihim. Onların kalplerini bağladık.
İrkamu, inanmayan otoriteye kıyam ettikleri zaman, fakalu dediler ki, Rabbuna Rabbus semavati vel ard. Bizim Rabbimiz sizin inandığınız o putlar falan değil. Göğün ve yerin Rabbi olan Rab bizim Rabbimizdir. Len ned'uve min dunihi ilahen. Bunun dışında başka bir Tanrı'ya dua etmemiz, ona yalvarıp yakarmamız. O zaman fekulna izen şatata. Biz saçmalamış oluruz yani. Böyle hak bir Rabbi bulduktan sonra sizin söylediğiniz tanrılara bizim inanmamız mümkün değil. Böyle deyip kıyam ettiler bu genç topluluk. Şimdi bununla alakalı Hoca Efendi çok enfes yorumlar yapıyor. Buyuruyor ki, Ashab-ı Kehf, mağara ashabı ve mağara yaranı demektir. Zaten surenin adı da Kehf suresi. Bunların Hazreti İsa ve İncil'e ya da bir başka kitap ve peygambere tabi oldukları söylense de, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesinden hareketle diyebiliriz ki, Ashab-ı Kehf, kıyamete kadar bütün dirilişleri temsil eden bir cemaattir. Yani tarihte böyle bir manzara yaşanmış ama orada yaşandı bitti, artık bundan sonra böyle bir genç topluluk kıyam edip de putperestliğe veya ateistliğe kıyam edip de hak bir ilahı söylemeyecekleri manasına gelmiyor. Kur'an kıyamete kadar da devam ediyor. Demek ki o kıssadan bir hisse almak gerekiyor. Her asırda yaşayan müminler için. Çünkü bütün diriliş hareketlerinin mutlaka bir tazyik ve bir de mağara dönemleri olmuştur ve olacaktır. Yani bu gençler yönetim tarafından tazyike maruz kalmasalardı belki de böyle bir hayatı tercih etmeyecekler. Onlara baskı yaptılar. Yani siz de bırakın Rabbinize iman etmeyi, gelin bizim putlara inanın diye onlara baskı yapılınca yönetim tarafından onlar da isyan ettiler. Oradaki kamu kelimesinden bunu anlıyoruz. Kıyam ettiler yani. Sizin dedikleriniz doğru değil. Biz yeri ve göğü yaratan Rabbe inanıyoruz. Sizin söylediğiniz putlara bizim inanmamız mümkün değil. Adetlerine gelince, yani kaç kişi bunlar? Adetlerine gelince Kur'an 3 kişiye hayır, 5 kişiye rejmen bil gayb, bilmeden boşluğa taş atmak anlamı demek. 7 kişiye ise sükut edip 8.'leri kelpleri diyerek 7 kişi olmalarına karşı kapı aralar gibi bir uslup kullanıyor. Bu hadisenin üzerinden uzun bir süre geçtiğinden dolayı dünyada pek çok yerde Ashab-ı Kehf mağarası var. Ben bunlardan iki tanesini gördüm. Birisi Mersin'de, Tarsus'ta. Ben İmam Hatip'i orada okumuştum. Dolayısıyla orayı görmüştüm. Böyle bir dağın yamacında cami de yapmışlar oraya. Hakikaten bir mağara. Bir tane de Ürdün'de görmüştüm. Türkiye'de Maraşlı'da da bir tanesinin olduğunu söylerler. Onu görmedim ben. Hatta Türkiye Cumhuriyetler'de bile Ashab-ı Kehf mağarası var.
Kuzey Afrika ülkelerinde var, hatta Çin'de bile var. Yani herkes bu gençlere sahip çıkmış. Halbuki bunlar ya gerçekten bir tanesinde yaşamış bunlar veya gerçekten bu olaylar bu ülkelerde olmuş. Yani o zalim otoriteler gençleri dinlerinden caydırmak için onlara baskı yapmışlar. Onlar da kıyam etmişler. Tabii kıyam edenlerin hakkı kıyılmaktır. Onlar da bundan kaçıp mağaraya sığınmışlardı. Ya gerçekten bu bir tane olmuştur, ötekiler makamdır. Ya da gerçekten hepsinde de bu tip gençler yaşamış olabilir. Hoca Efendi güzel bir şey daha söylüyor. Kıyamete kadar madem Kur'an geçerlidir, her dönemde kıyamete kadar bu tip şeyler olabilecektir. Tazyik gören insanların sığınacakları yerdir. İlla mağara olması önemli değil. Bugün bizim arkadaşlarımızın pek çoğu gaybubette yaşıyor. O da mağara sayılır. Bir nevi. Genelde tefsir uleması da bu kanaate sahiptir. Ve buradaki ifade tarzının karakteristik özelliği de bunu müşirdir. Yani bunu işaret ediyor. Yedi kişi bu gençler, sekizincisi de kıtmirleri. Ayrıca burada şöyle bir noktada söz konusu. Kur'an Ashab-ı Kehf'in sayısını yedi dedikten sonra bir atıf vavıyla ve thaminuhum kelbuhum. Oradaki ve atıf harfi ve thaminuhum kelbuhum diyerek yani sekizincisi de kıtmirleri insan ile köpeğin birlikte cem olmayacağına işaret ediyor. Demek ki köpek ahirette Ashab-ı Kehf'le beraber cennete girse de ki buna dair rivayet var. İnsanlar kendi hususiyetleriyle, köpek de kendi özellikleriyle girecekler. Yani mağaradaki gençlere eşlik etti, onları bekledi diye insana dönüşmeyecek köpek. Köpek de köpek olarak girecek. Ashab-ı Kehf'e nezaret ettiği o hizmetinin karşılığı olarak o da cennete gireceğine dair rivayetler var ama kendi özellikleriyle. Şimdi başa dönelim ve ayeti hep birlikte bir kere daha mütalaa edelim. Nahnu nakussu aleyke nebe'hum bil hak. Size onların haberlerini gerçek olarak anlatıyor. En iyisini kim bilir? Allah bilir. Tarihe mal olmuş bir hadise ama Cenab-ı Hak bütün ayrıntılarını biliyor ezeli ilmiyle. Onlar Rablerine gönülden inanmış bir fütüvvet topluluğudur. Yani gençler topluluğudur. Yürekleriyle yiğit, düşünceleriyle yiğit, davranışlarıyla yiğit, vicdanlarıyla yiğit ve batıla karşı baş kaldırmak üzere metafizik gerilimleri tam bir yiğitler topluluğu. Zaten böyle bir yiğitlikler olmasa otoriteye baş kaldırabilir miydi ya? Ölümü göze almışlar bunlar yani. Kendilerinden daha güçlü bir devlete karşı çıkıyor. Yani onlar batıla tapıyor, putlara tapıyorlar. Bunlar da Allah'a inanıyorlar. Her şeyi göze alarak böyle bir yiğitlik sergiliyor bu insanlar. İşte bunlar çok az olmalarına rağmen, yani yedi kişi dinlerine sahip çıkma adına böyle hidayetten kaynaklı bir hareketi, zaten Allah onların hidayetlerini artırdık buyuruyor. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Siz Allah'a taraf olursunuz da Allah sizden taraf olmaz mı ya? Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine zıttır.
Kul Allah'a yakın olduğundan daha fazlası Allah kuluna yakındır. O gençler böyle bir delikanlılık gösterdiler. Allah'ın dinine sahip çıktılar. Cenab-ı Hak da onlara sahip çıktı. Ve asıl olağanüstü dediğimiz onlara böyle bir mucize yaşattırdı. Bu ayette geçmiyor ama Kehf suresinde onlar 309 yıl mağarada kaldılar ya. Kur'an o rakamı veriyor. Telâfe mi'etin sinîne vezdâdû tis'a. 300 yıl bir de 9. Hatta derler ki 300 yıl miladi takvime göre, 309 yıl da kameri takvime göre. Evet, işte bunlar çok az olmalarına rağmen dinlerine sahip çıkma adına böyle hidayetten kaynaklı bir hareketi başlatıp niyetlerini engin tutunca Allah da onların hidayetlerine hidayet katar, cehd ve gayretlerine terettüp eden kesbi hidayetlerine, yani onlar böyle karar veriyorlar, biz Allah'tan tarafız, sizin putlarınızdan taraf değiliz deyince, bu kesbi tarafı, yani o gençlerin ortaya koydukları tavır, kıyamları, Cenab-ı Hak da onlara öyle bir destek veriyor, rahmetinin enginliğiyle daha derin bir hidayet ilave ederek onları tam anlamıyla bir fütüvvet topluluğu haline getirir. Getirir ve varabatna ala kulubihim fehvasınca onların kalplerini nezdinden teyitlerle metin kılar. Yani kalplerine Allah o gücü, o kuvveti vermezse, o lafları edemezse, mağarayı kendilerine ev yapamazlar. Allah onlara öyle bir güç, öyle bir karakter lütfetmiş. Ama kesbi olarak önce onlar kendileri karar vermişler buna. Biz Allah'tan tarafız demişler. Cenab-ı Hak'ta sahip çıkmış onlara. Ve artık bu insanların davalarında sabit kadem, yani sarsılmaz bir biçimde olabilmeleri niyetlerinin derinliği ölçüsündedir. Ve hatta bazen apaçık Allah'tan destek almaları bile söz konusudur ki bu da kalbi itminana önemli bir vesile teşkil eder. Yani Cenab-ı Hak hem ruhlarını korudu o 309 sene zarfında hem de bedenlerini fevkaladeden Cenab-ı Hakk'ın bir kudretinin, kuvvetinin tezahürü meydana geldi. Evet, ribat kelimesine Hoca Efendi bir açıklık getiriyor. Diyor ki ribat Allah ile irtibat demek. Zaten irtibat, ribat aynı kökten geliyor. Gözlerini açıp kapayıp her an onu duyma, ribat bu anlama geliyor. Allah'la irtibatlı yaşamanın izahı bu. Gözlerini açıp kapayıp her an onu duyma, onu görme, onu hissetme, onun gücü ve kudretini sezme ve daima onu arama, onu kollama. Hani üstadımız lillah, livecillah, leyecillah diyor ya, bunların açılımıdır bu ifadeler. Her zaman Rabbi ile birlikte olan insan irtibat halindedir demek. Allah'tan kopmamış demek. İrtibat da bu. İşte bu manaya işaret eden bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zor şartlar altında abdest alma, uzak mescitleri tercihle namaza giderken çok adım atma ve namazı kıldıktan sonra diğer namaz vaktini beklemeyi zikreder ve ardından da 3 defa fezalikumur ribat, fezalikumur ribat, fezalikumur ribat. Evet, işte sınır boylarında nöbet tutma, seviyesinde kendini hakla irtibatlandırma budur.
Oraya da ribat deniyor ya. Yani bir ülkenin sınırlarını kollama. Ya ellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu, ona işaret ediyor. Allah'la irtibatlı yaşayın ve gözünüz de düşmanda olsun, ülkenizi kollayın manasında. Çünkü ribat aynı zamanda sınır karakolu demek. Öyleyse ve rabatna ala kulubihim, ayette geçen şekliyle biz onların kalplerini ilahi irtibatla teyit ettik. Daha açıkçası şu, Allah diyor ki onları ben kendime bağladım. Öyle bir güçlü iman sahipleri ki bu insanlar, bu gençler, Cenab-ı Hak da hidayetlerini artırıyor ve onları kendine bağlıyor Rabbimiz için. Elbette böylesi irtibat ve itminana ulaşan insanlar hakperest, cesur ve fütursuz olacaklardır. Devam ediyor. İşte bu donanımlı insanlar, bu genç grup, idkamu, hakkı tutup kaldırmak için kıyam ettiler. Ayaklandılar. İtiraz ettiler. Kalpsizliğe, mantıksızlığa baş kaldırdılar. Çünkü otorite onları tevhid dininin dışında putlara inanmaları için zorluyordu. Onlar da buna karşı çıktılar. Yani kalplerinin sesine, gönüllerinden gelen iman sesine kulak verdiler. Otoritenin değil, başkaldırmanın, dünya literatürüne varoluş felsefecileri sayılan Sartre, Camus ve Marcuse ile girdiği bilinir. İsyan ahlakı denen bir felsefe ekolü bu. Ama bu toplumun bütün örf ve adetlerine, dini ve ailevi telakki ve anlayışlarına saçma diyerek bir başkaldırmadır. Yani bu mağaradaki gençlerin başkaldırışları hak tarafındadır. Bu Avrupalı filozofların başkaldırışları da batıl tarafındadır. Yani serasat bir hayat yaşamak için toplumun bütün değerlerine başkaldırıyorlar. Öteki de putperestliğe başkaldırıyor. İnançsızlığa başkaldırıyor. Diyor ki bizim Rabbimiz var. Semanın ve arzın sahibidir asıl bizim Rabbimiz. Bunun dışındaki bir Rab kabul etmemiz gerçekten lüzumsuz, manasız ve saçma sapan bir şey olur diyor. Evet, ancak Ashab-ı Kehf'in başkaldırması hiç de öyle değildi. Onlar Rabbuna Rabbus semavati vel ard, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir deyip alternatif ikame ve inşayı göstererek baş kaldırıyorlar. Yani varoluşçuların yaptığı gibi bir yıkma, bir kökten kazıma ameliyesi değil. Rab'le irtibatlandırılmış bir inşa ve imar ameliyesidir. Yani birileri yıkıyor, bu gençler yapıyor. Birileri ifna ediyor, bunlar da imar ediyor. 180 derece fark var aralarında. Rab'le irtibatlandırılmış bir inşa ve imar ameliyesidir. Evet, gökleri ve yeri yaratan ve her şeyi tesbih taneleri gibi evirip çeviren Allah'tır diyerek alternatif bir yenilenme hamlesiyle ayağa kalkıyor. Ardından da biz len ned'u min dunihi ilaha, ondan başkasına tanrı demeyiz
diyerek inançlarını haykırıyorlar. Ardından ne diyorlar? Lekad kulna izen şatata. Aksi takdirde biz saçma sapan konuşmuş ve kendimizi haktan uzaklığa, şeytani düşüncelere salmış oluruz deyip bir kutlu süreci başlatıyorlar. Cenab-ı Hak bu kıssaya Kur'an'da yer verdiğine göre önemli bir hadise. Bu gençlerin kıyamını Cenab-ı Hak kıyamete kadar saklıyor. Daha doğrusu Kur'anlaştırıyor bunu. Hatta Mekke'de inmiş bu sure. Surenin iniş sebeplerinden bir tanesini anlatırlarken şöyle diyorlar. Mekke'deki müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıklarına inanmadıkları gibi o bir topluluğa hak hakikat bir şeyler anlatınca müşriklerden geliyor böyle ağzı laf yapanlar, başka şeyler anlatıyorlar. Hatta iddia ediyorlar. Diyorlar ki bunun size anlattıklarından daha kalitelisini biz size anlatırız ya. Bunu dinlemeyin diye Efendimiz'i tahkir ediyorlar. Bazıları da kalkıyor gidiyor ta Medine'deki Yahudilerle görüşüyorlar. Bakın müşrik. Ama Efendimiz'le mücadele etmek için gidiyor Yahudi alimlerinden eski konularla alakalı. Çünkü onların elinde kitap var. Müşriklerin elinde kitap yok. Müşrikler kitapsızın teki. Yahudilerin elinde tahrif de olmuş olsa bazı ayetleri, bir İncil, Tevrat bir şeyler var yani Hristiyanların elinde. Yahudi alimleri ne diyorlar ki? Bizim memlekette böyle bir adam çıktı. Eski meseleleri anlatıyor. Biz bununla baş edemiyoruz ya. Bize bir tüyo verin de gidip bu insanla baş edelim diyorlar. Yahudi bir alim bu Mekke'den gelen müşriklere diyor ki eğer bizim size söyleyeceğimiz 3 soruya cevap verirse anlayın ki bu peygamberdir. Yok. Tökezliyorsa, ileri geri konuşuyorsa her türlü kötülüğü yapabilirsiniz ona. Belli ki o haşa şarlatanın birisidir. Yahudilerin Mekkeli müşriklere öğrettiği 3 tane soru var. Bu sorulardan bir tanesi bu Ashab-ı Kehf. Kim bunlar? Bu gençler kimler? 2. Yine aynı Kehf suresinde Allah'ın anlattığı Zülkarneyn hadisesi var. Bir de onu sorun diyor. Bakın demek bunlar Tevrat'ta da var. Kehf suresi, Kehf olayı sadece Kur'an'da anlatılmıyor. Tevrat, İncil, belki Zebur'da da var. 3. de ruhu sorun diyor. Ruh. Müşrikler, Mekkeli müşrikler bu tiyoları Medine'deki Yahudi alimlerden alınca gelip Efendimiz'e çıkıyorlar. Diyorlar ki bizim sana 3 tane sorumuz var. Bu sorulara cevap verirsen biz senin peygamberliğini kabul edeceğiz. Soruyorlar sorularını. 3 sorunun da 3'ünün cevabı yok Efendimiz'de. Onlara diyor ki bana bir gün müsaade edin. Cenab-ı Hak lütfeder vahiyle bu soruların cevaplarını verirse yarın ben de size bildiririm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 15 gün vahiy bekledi. Halbuki onlara yarın bu soruların cevabını veririm demişti. 15 gün sonra vahiyle cevaplar geldi. Onlar da her gün gittiler Efendimiz'e nerede cevaplarımız diye. Ama sonuçta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak da bir ders vermek istedi. Peygamber yetiştiriyor onu. Mekke dönemi. Mekke'nin ilk yılları. Vahiy gelince hem
Bu Ashab-ı Kehf'le alakalı indirilen bu ayetleri okuyor. En doğru bir biçimde Zülkarneyn meselesini konuşuyor. Allah'ın indirdiği vahiyle yine bu Kehf suresinde bunlar. Bir de ruh meselesini söylüyor. Hepsi Kur'ani şeyler. İnanıyorlar mı müşrikler? Hayır. Cevaplar doğru ama adamlar yanlış. Onlar Efendimiz'i susturmak için bu soruları gidip Medine'den getirdiler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine inen vahiyle bunların hakikatlerini Kur'anlaştırdı. Biz de şimdi bu üç sorunun cevabını Kur'an'dan öğrenerek, okuyarak öğreniyoruz yani. Bu itibarla da bir, onların toplumdan ayrılmalarını ve bir mağaraya sığınmalarını bir kaçış olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Ya kaçacak adam da o kadar cesaret olur mu ya? Otoriteye karşı çıkacaksınız. Bizim Rabbimiz var. Biz sizin anlattıklarınıza Rab demeyiz. Desek yanlış bir şey konuşmuş oluruz diyecek kadar cesur olan insan kaçmaz. Belli ki burada bir tedbir var yani. Veya Cenab-ı Hakk'ın bir yönlendirmesi var. Evet. Onların ayrılışı katiyen korkakların ayrılışı gibi değildir. Belki Hazreti Ömer'in hicret ederken peşinden gelme ihtimali olanlara hem de güpegündüz Kabe'ye giderek ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul, çoluk çocuğunu yetim bırakmak isteyen peşimden gelsin demesi ve ayrılması gibi bir ayrılıştır. Evet, onlarınki de bir firardır, bir kaçıştır ama Kur'an'ın ifadesiyle fefirru ilallah, Allah'a doğru kaçın mazmununca Allah'a firardır ve Allah'a sığınmadır. İki, böyle bir başkaldırma ve ardından kaybolma onların temsil ettiği düşüncenin o topluma zamanın yorumlarıyla farklılaşarak yeniden aksetmesine vesile olmuştur. Bu yiğitçe ve yürekten kükreyiş kim bilir o toplumun içinde nicelerinin kafalarını allak bullak etmiş ve nicelerinin gönüllerini yumuşatmıştı. Tıpkı toprağa atılan bir tohum gibi. Bu düşünceler ve bu yiğitlerin tavırları da ağızdan ağza, dilden dile, gönülden gönüle nakledilerek o topluma mal oldu ve zamanı geldiğinde de açan filizler, semere veren başaklar gibi bütün bir toplumu çepeçevre kuşattı. Yani 7 kişilik bir genç grup yaptı bu işi ama dilden dile bakın bugüne kadar geldi. Tarihin hangi kesiminde olduğu bilinmiyor. Hazreti Musa döneminde mi oldu? Yahudilerin kitabında olduğuna göre olabilir. Hazreti Musa'dan önce de olmuş olabilir. Hazreti İsa'nın cemaatinden mi olmuş olabilir? Ama kaç yüz sene olmuş olmasına rağmen biz hala konuşuyoruz bunu. Çünkü Kur'anlaştı bu. Peki kendi dönemlerinde de bu insanların anaları babaları yok muydu? Nereye gitti evlatlarımız, ne oldu evlatlarımız diye düşünmedi mi onların anaları ve babaları, o gençleri? Elbette bunu anlattılar yani. Bir anda 7 tane delikanlı kayboldu ortalıkta. Elbette ki etrafa da ciddi bir tesiri oldu. Niye kayboldu bunlar? Yönetime, idareye karşı çıktılar. Yönetimin inanç sistemine karşı çıktılar. Kendileri iman ettiklerinden dolayı bunlarla bir arada yaşayamayacağız diye hüküm vermişler bu insanlar. Dolayısıyla toplumdan
Ayrılmışlar, mağaraya sığınmışlar. Üç, Ashab-ı Kehf'in saraya mensup insanlar olduğu rivayet edilir. Ha, bunlar sıradan vatandaş da değillermiş bak. Yani saray ehli, kalbur üstü insana. Yoksa kim gidecek de saraydaki yönetime baş kaldıracak ya? Sarayın kapıları bile açılmaz o tip insanlara. Demek ki bunlar saray eşrafının çocuklarındanmış bu gençler. O dönemde bir insanın saraydaki refah, saadet ve huzurunu terk ederek başta kral ve bütün toplumun reddedeceği bir yola girmesi olacak şey değil. Hakikaten dünya rahatlığı varken ne diye gidip mağaraya sığınacaksın köpekle birlikte ya? Ashab-ı Kehf'in böyle davranması elbette etrafın dikkatini çekmiş. Onların bir din, bir düşünce uğruna asla katlanılamaz veya yapılamaz gibi algılanan fedakarlıklara katlanmaları içinde neşet ettikleri toplumda şok tesiri yapmıştı. Yapmış ve milletin dikkat nazarlarını onların tebliğ ve temsil ettiği mesaja çevirmişti. Ya bu çocuklar, bu gençler niye kayboldular orta yerden? Niye gittiler? Duydular ki krala karşı çıktılar. Kralın dinine girmediler. Kralın putlarına inanmadılar. Onun için ortamı terk etti bu insanlar. Bunun tabii toplumda bir karşılığı var yani. Ana ve babaları itibarıyla, yakınları itibarıyla böyle bir dalgalanma meydana getirmiş o toplum. Dört, eğer onlar mağaraya girelim, bugün yarın bu kral öldükten ve devlet terörü yok olduktan sonra halkın yeniden arasına girer ve dinimizi tebliğ ederiz düşüncesi içinde idilerse, mağarada kaldıkları 310 yıl boyunca ibadet sevabı almış, dolayısıyla da niyetlerinin derinliğine göre de hep kazanmış sayılır. Bakın 309 da burada 310 yıl diyor. Kur'an tabiri selase mi'etin sinine ve zdâdu tis'a. Şimdi niyetlerine göre Allah onlara sevap yazacağı için ya biraz bu mağarada saklanalım. Kral öldükten sonra çıkarız, dinimizi anlatırız bir düşünceyle girmişlerse 309 yıl sanki namaz kılmış, oruç tutmuş gibi sevap kazanacak. Zira bir insanın şu yorgun halinde değil de biraz dinlendikten sonra gece kalkıp huzurluca ve istirahat etmiş olarak yatsı namazını kılarım düşüncesiyle yatması onun uykusunu bile ibadete çevirir. Bunu illa yatsı namazı için demeye de gerek yok. Yatsı namazını kıldıktan sonra yatarsınız da teheccüde kalkmak için böyle bir niyet yaparsınız. Kalkacağınız zamana kadar yattığınız o süre ibadetten sayılıyor. Allah'ın merhametine bakar mısınız ya? Siz uyuyorsunuz, melekler başucunuzda sizi ibadetteymiş gibi yazmaya devam ediyor. İşte Ashab-ı Kehf'in düşünceleri şimdilik biraz saklanalım. Daha sonra küfrün şok tesiri kırılır, biz de döner, yeniden tebliğde bulunuruz. Şeklinde değerlendirmek lazım. Rica ederim, siz saraydaki yumuşak döşeklere mağaranın sert taşlarını tercih etseniz ve müreffeh bir hayatı bırakıp mağarada kuru ekmeğe razı olsanız, dahası birçok kadın erkeğin önünüzde el pençe divan durması, emirlerinizi beklemesine mukabil bir köpekle arkadaşla razı olsanız böyle bir sevap beklentisi içine girmez misiniz? Bu da enfes bir yorum. Hoca Efendi'ye ait.
Elbette girersiniz. İşte Allah Celle Celaluhu elbette onların bu beklentilerine, niyetlerinin derinliğine göre mutlaka mükafat verecektir. Vermiştir de, çünkü Allah onları Kur'anlaştırdı ya. Kur'an okuyup da bu gençlerin ahvalinden haberdar olmayan insan mı var? Bunları kim bilir kaç genç taklit etmiştir. Onların sevapları da bu gençlere gidiyor. Kim bir şeye sebebiyet vermişse onun sevabı ona da verildi. Es-sebebu kel-fail. Evet, beş. Mağara aslında bir dolma, şarj olma yeri ve kendini özünü keşfetme mekanıdır. Neden mi? Zira küfürle yaka paça olma ve hele kuvvet dengesinin olmadığı bir zamanda onu tutup sarsma, ırgalama ve nihayet mağlup etme ancak peygamberane bir güç ve azimle olur. E şimdi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakın. O da peygamberlik ufkuna ulaşmak için bi'setten önce 6 ay mağara dönemi geçirmemiş miydi? Hira Sultanlığı. En nihayet Kur'an oraya geldi bakınız. Mekke'deki Kabe'nin yanındaki evinde değildi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Belki şimdi 1 saatte çıkılabilecek, yani gençlerin bile 1 saat ancak çıkılabileceği o tepedeki 2 taşın baş başa vermiş halinin içinde orada günlerini geçiriyor. Oraya sığındı yani. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ama mutlaka onun çizgisinde mücadele edenlerin hayatında hep birer mağara dönemi olmuştur. Evet, İmam Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ve Üstad Bediüzzaman'ın Rıdvanullahi aleyhi mecmain hayatlarında da hep bu şarj olma, özünü ve kendini bulma, ilhatla mücadele için gerekli olan enerjiyi toplama adına inzivaları olmuştur. Üstadımız Van'da o Horhor'daki eski harabe bir yere sığınmış mesela. Talebeleriyle aylarca orada kalmış. Daha sonra da mecburi iskana tabi tuttukları yerlerde de adeta mağara gibi tek başına yaşamış. Yani Kastamonu'daki evine perde bile, yani pencereye perde bile astırmamışlar ya. O nezaket insanı hem ışık yanacak hem perde olmayacak yani. Düşünün. Mağarada ne farkı var? İnsanlar gelip gidemiyor yanına. Olsun Barla'daki tehciri. Hepsi aynı. Süresine gelince bu Efendimiz için 6 aydır da diğer evliya, asfiya ve mukarrabinden ise 5 sene, 10 sene hatta 60 sene bile halvet yaşayanlar olmuştur. Ya ne kadar ömür var ki bir de 60 sene bunu mağarada geçiriyor. Aslında aynı şey. Tarihi devri daimler içerisinde tarihi yeniden inşa edecek, insanlığı yeniden mihverine oturtacak cemaatler ve toplumlar içinde geçerli. Siz buna Hoca Efendi'nin başlattığı kampları da mağara diyebilirsiniz. Dağın başında çadırda yaşıyorsun. Ha taşların arasındaki mağarada yaşamışsın, ha orada yaşamışsın. Bütün mesele toplumdan uzaklaşmak yani. Evet, o fütüvvet ruhunu, yani o gençlik ruhunu temsil eden insanların hemen hepsinin hayatlarında bir mağara dönemi görmek mümkün. Sosyolojide mağara dönemi insanlığın başlangıç döneminde kabul edilir. Ev barkın olmadığı dönemlerde insanlar mağarada yaşamışlardır. Mağara adamı diye bir şey uydurmuşlardır. Ama görüyorsunuz ki
Mağaradan çıkmayan bir şey medeni olmuyor. Mağara hayatı olmayan gerçek bir kulluk hayatına da ulaşamıyor. Mağara çok önemli bir şey yani. Evet, son paragraf. Evet, insanın bazı ledünni hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla şahlanabilmesi ve semavi varidata açık hale gelebilmesi için bir mağara dönemine ihtiyaç vardır. Piyasada günahların işlendiği yere melekler bile tenezzül etmiyor bakın, inmiyor melekler. Böyle yalnız başına asude yerler günahtan sterilize olduğu için oraları tercih ediyorlar. Ve sabah akşam da ibadetle meşgul olup evrad-ı eskarla meşgul olduktan dolayı ortamı meleklerin rağbet edeceği bir hale dönüştürüyorlar. E orada ilhamlar yağmaz mı insana ya? Efendimiz'e orada vahiy yağdı işte ya. Bu yukarıda saydığı insanlar İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Halid-i Bağdat, bunların hepsi o yazıp çizdikleri şeylerin ilhamlarını o halvethanelerde almışlar, elde etmişler. Evet, meselenin böyle önemli mesaj yönü alındıktan sonra kitap ve sünnet-i sahihada söz konusu edilmeyen hususlara dalarak recmen bil gayb, yani boşluğa taş atma, vadilerinde dolaşmak, ashab-ı kehfe mağara tayin etmek, yok Tarsus'ta mıydı, efendim Ürdün'de miydi gibi yer ayarlamak, bölge belirlemek, onları ve kavimlerini tazyik eden zalim hükümdarların isminden söz etmek, nefse çerez birer bilgi kırıntısından ibarettir ve ruha iman, marifet, muhabbet ve zevki ruhani adına bir şey vermemek. Yani mağaranın fizikiliği önemli değil, mağarada elde edilecek metafizik önemli. Oraya giden veya gidilen yerin bedeni, fiziki şeyler önemli değil. Allah sayılarını bile net vermiyor. Ya sayıya bakmayın siz. O kemiyet, asıl keyfiyete bakın. O gençlerin kazandığı değerlere, yüksek enerjiye, metafizik gerilime bakın yani. Evet. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina rashada ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ebeden daimen amin velhamdülillahi rabbil alemin.